Emir büyük yerdense boynumuz kıldan ince. Yani icra ederiz görevimizi gereğince diyorum ve önce temizleri bulaşıklıktan dolaptaki yerlerine dizip daha sonra yeni sabah oluşmuş kirlileri bulaşıklığa koyup bir de gidip yatak odamızı yatağa döşey derleyip toplayıp ondan sonra bu akşamki canlı yayınımda sizlerle olma hakkını kazanacağım dostlarım. Hamarat erkek olmak, elleri yetenekli erkek olmak ve aynı zamanda koca olmak, bir meleğin kocası olmak size bu sorumlulukları da getiriyor kardeşim. Şimdi sizi şurada dolabın içindeki yerinize sabitleyeceğim ve günlük sohbetlerimize bu şekilde devam edeceğim. Şöyle duralım. Hatta ne yapalım? Şöyle biraz daha mı yükseltsek sizi? Bakayım kameranın durumu ne? Hem bulaşıkları yıkayalım, hem konuşalım. Hem bulaşıkları yıkayalım, hem konuşalım. Bak ne güzel ezan da okunuyor. Bakayım saate. 4'e 20 var. Yok, cuma namazı değil yani. Buradan da bunu anlıyoruz. E nasılsınız dostlar? Öyle öyle. Ne oluyor? Bir taşla şimdi ben kaç kuş vuruyorum? İki kuş vuruyorum, öyle değil mi? Ha bak, hop 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 kirliler çıkıyor. Pardon lan, bunlar temiz. Neyse. Bakalım bu bulaşıkları, bulaşıklıktaki temizleri yerine koyup ondan sonra da kirleri makineye aktardıktan sonra günlük sohbetimiz bitecek mi? Yani bu süre içinde bunların hepsini birden sığdırabilecek miyiz? Ben onun peşindeyim kardeşim. Ne oluyor bak? Olumlu örnek teşkil ediyoruz kardeşim. Allah Allah. Karısına, evine ya da yaşadığı herhangi birinin evine, bir mekana katkıda bulunmanın güzel bir örneğini sergiliyoruz. Öyle değil mi kardeşim? Çay tabağı ister misin? Yalnız bizim hanım da ne yapmış ya? Bu genel düzeni mi bozmuş, ne yapmış? Kardeşim ben bir designer, bir mimar ve detaylı, takıntılı bir kişilik olarak dolap içindeki düzenin her zaman aynı şekilde korunmasını severim. Ve bunun korunmadığını gördüğümde arkasından mutlaka o kişinin serzenişlerde bulunurum. Çay tabakları burada mı? Diğer günde, 3 gün sonra da, 1 ay sonra da çay tabakları aynı yerde olacak kardeşim. Yani baktım düzende bir iki sapmalar olmuş. Tabii sapan düzenleri tekrar eski haline bir şekle düzene sokmak da bizim görevlerimizden biridir yani. Değil mi? Çay tabağı ayrı yerde durur mu kardeşim? Evet. Görüyorsunuz ya. Bak saçımı süpürge ediyorum. Bulunduğum mekana maksimum faydada katkıda bulunabilmek için de ne yapıyorum? Saçımı süpürge ediyorum kardeşim. Biraz saçım az olsa da olsun. Onu da kendi isteğimle, kendi arzumla zaten bu şekilde tuttuğum için sıkıntı yok. Hop. Ne yapıyoruz? Önce gözümüze hoş görünen su bardaklarını da yerlerine koyuyoruz. Olmazsa siz de şu dolabın içine alayım da yüzünüze bakarak düzenleme derlemeye devam edeyim. Gelin bakayım. Hoppa. Bakın siz şimdi şu dolabın içindesiniz. Bak, gördün mü dolabı? Gördün dolabı. Tamam, o zaman sorun yok. Gelin bakalım. Siz şöyle dolabın içinde bekleye koyun. Ondan sonra ben gelip hepinize tek tek koyacağım kardeşim. Çay bardakları, hayda, bardakları koyacağımız yerin had sınırları aşıldı. Bu sefer ne oldu? Bardaklar bitti, ben bu tarafa koyacağım. O zaman size nasıl koyacağım? Neyse, öyle durun siz ya. Işık baktım öyle güzel geliyor. Mümkün mertebe kısa tutacağım. 3 gündür biraz rahatsızdım. Hatta bayağı rahatsızdım, çaktırmayın ama en azından şu garantiyi vereyim. Kalpte malpte bir şey yoktu kardeşim. Çeşitli sıkıntılardan, bazı şeylerden dolayı bir sıkıntıya girdim, tribe girdim. Tribe girince tabii etrafımdaki ailem, hanım ve onun yakınları biraz telaşlandılar.
Doğru ama doğru. Bazen hani el ayak titrer duruma, aşırı depresyona ve psikoza gelince el ayak titrer hale hepimiz gelebiliyoruz. Öyle bir şeyler oldu. Allah'ın izniyle atlattık. İlaçtır, iğnedir, serumdur, her türlü şeyi yedik. Oh, Allah razı olsun, afiyet olsun dedik. Bu arada çok önemli bir şey size danışmak istiyorum. Tatlı kaşık objesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yemeklerin değişmez bir tuğulu bu. Değişmez bir olayı. Çünkü biliyorsunuz zamanımızda teflon veya çeşitli benzeri tencereler var, tavalar var. Bak bu da metal. Yani bu tencere usulü, tava usulü şeylerden teflonu çizmemek için veya her neyle kaplıysa artık emaye mi, seramik mi, cam mı neyse ve yemeğin lezzetini ve vitaminlerini az öldürebilmek için tatlı kaşık veya benzeri malzemeler kullanmakta fayda var. Ben de bunu biliyorum. Ona göre davranıyorum. Yani şu yumurtalığın şirinliğine bak ya. Bak bak. Ahtapot desem değil. Deniz anası, deniz babakondası desem değil. Mekik desem hiç değil. Değişik yani ama çok tatlı şeyler. Böyle şeyleri seviyorum. Şirin olan her şeyi seviyorum ya. Nuranım Nura, Nuranım Nura, seni kimden sonra? Saçları kara benziyor ala. Saçları kara benziyor ala. Şimdi tabak çanağa giriyoruz. Şimdi sizin bu dolapla işiniz bitti, artık sizi kapatabilirim. Gelin bakın. Ne kadar güzel dizmişim değil mi? Bir de bazı geri zekalılar söylüyor, ne kadar güzel. Ya vallahi ben bu Türk dilinin bombok kullanılmasına o kadar uyuzum ki kardeşim. Yani adam çıkıyor televizyona, programa davet edilmiş. Artık ne bilimciyse, konuşmacı, araştırmacı neyse adam veya siyasetçi özellikle. Ne kadar güzel, ne kadar büyük haksızlıklar edildi. Ne kadar ne lan? Ne kadar ne lan? Ne kadar, ne kadar? Türkçeyi doğru dürüst kullanmak için yani ne yapmamız gerekiyor ya? Durun, tabak, çanak dolabına geldik, şimdi oradasınız. Saati de siz görüyor musunuz? Yani dostlarım, Türk diline biraz özen gösterelim be. Vallahi özen gösterelim. Böyle olmaz be. Allah Allah. Hele yani işi gücü toplumlu olanlar, topluma konuşmalar yapanlar. Bak beni görmüyor musunuz? Doğru Türkçe konuşacağım diye yani anamdan emdiğim sütü burnumdan makatımdan getirir haldeyim kardeşim. Tabak çanak, tabak çanak, tabak çanak, görev dahilinde hepsi yapılacak. Sizin için ne doğaçlamalar patlatıyorum be. Taboink çanak, taboink çanak, taboink çanak, görev dahilinde hepsi yapılacak. Bu arada inşallah kayınpeder şu an eve gelmek üzere değildir. Pyrex. Analarımız, ninelerimiz eskiden biz küçüktük. Bu Pyrex'leri kapıya gelen kaçakçılardan satın alırdı. O zamanlar böyle şeyler lükse giriyordu. Vallahi o günleri iyi bilirim. Bunu nereye koyalım lan? Vallahi. Yani o zamanlar çok sakattı. Gelin birlikte gidelim ya şuraya. Demek ki şimdi de ne yapacağız? Tencerelerimizi gerekli dolaba koyacağız. O zaman sizi bu sefer biraz aşağı indiriyorum. Kendim de çömelmiş vaziyetteyim bakın. Şimdi siz şurada dura koyun. Ondan sonra ben gelip hepinize yine tek tek koyacağım kardeşim. Neşe içinde ne güzel işte. Tabak, çanak, tencere, tava hepsini yerine koyuyoruz kardeşim. Biz böyle bir adamız kardeşim. Neşe içinde bulunduğum mekana katkıda bulunuyorum. Benim en sevdiğim şeylerdendir.
Ama gerçekten bu bir çırpıda hani bir taşla iki kuş vurma, yumurtayı çırpma falan olayı iyi oldu. Hem aradan sohbetimiz çıkıyor, hem bu akşamki Facebook profilimdeki canlı yayın ilanım bir çırpıda çıkıyor. Bedava prodüksiyon, amına koyayım, bedava prodüksiyon. Hiç bak para mara harcamıyorum. Durmak için bak tezgahları mümkün mertebe böyle iç içe koyacaksınız dolap altında. Çünkü lavabo altında pardon yerimiz olmayabilir. Yani bu dolaplardaki yer kullanımını ideal şekilde planlarsanız birçok eşyanızın dolap altınıza sığdığını göreceksiniz. Allah kırıyorduk. Cam kapağı kırıyorduk. İşte böyle. Yani iyiyim. Bugün iyiyim. Çok şükür kendime geldim. Gerekli yardımları, müdahaleleri de yaptılar. Allah şükür daha da iyi. Herkesi seviyorum. Bana zarar verdiğini düşündüğüm bütün insanları bile seviyorum. Çünkü onlar... Hop 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 çünkü onlar... 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 Hop hop bak nasıl? Doğaçlama dahilinde ne oluyor kardeşim? Allah! Zinciri gördünüz mü kardeşim? Gelin bakalım gene tabak bölümüne. Tabak çanak bölümüne gelin bakalım. Hop. Bakın ne kadar düzgün yaptığımı görüyor musunuz? Ya da şöyle diyeyim. Ne kadar düzgün tabak yerleştirdiğimi görüyor musunuz? Ne kadar? Öküzler ya. Gelin şimdi siz gene burada dura koyun. Şimdi bir yandan ne yapacağız? Efendim. Tabii ki. Bir de bulaşık makinelerimizde yer alan Allah gibi çatalları, kaşıkları, bıçakları sohbetimizi ederken yerine dizeceğiz. Böylece akşama hanım eve gelince ne yapacağız? Azar işitmeyeceğiz. Onun azarına can kurban ya. Görev yapılmalıdır. Görev yapılması gereken bir şeydir. Görevi yapmıyorsan azarı yemeyi de göz önünde bulunduracaksın. Kaşık ister misin? Bak kaşık kaşık. Böyle de kaşık gözlerine koyacaksınız. Ha onu diyordum. Eskiden kaçakçılar vardı. Hani birçok şey satılamıyordu falan ya ülkede. Gerek Marlboro olsun, gerek Winston olsun, Dunhill olsun, Sal Morris olsun. Bakın eskiler bu sigara markalarını iyi bilirler. Bunlar kapılara gelen kaçakçılar artık. Onlar annelerimizle kankidir. Ucuzlatma yaparlar, işte indirim yaparlar falan. İlla bir malı, hatta bazen taksitle kakalar giderlerdi. İşte o zamanlarda da bu Pyrex'lerden anneme kapıdan gelen artık adamın ismini hatırlamıyorum. Çuvalla gelirdi böyle açardı. Abla, abla sana özel harika bayılacağım Pyrex'lerim var bugün diyor falan böyle. Adam geliyor Pyrex'ler, Mylex'ler yere böyle piknik gibi açıyor. Bütün çarşafı diziyor malları. Bir tanesini de hatırlıyorum. Oyuncak tren vardı böyle. Basınca gidiyordu öyle uzaktan kumanda falan değil. Ne zaman yani? O zamanlar nerede uzaktan kumanda tren miren yarış arabaları? Öyle bir trene bayılmıştım. Annem yazık. Yine olayı babama fatura ederek tabii. Aynen bana o treni de almıştı. Çok komik şeyler bunlar ya vallahi. Düşünsene abi, o zamanlar her şey kaçak. Sigara bile lan. Şimdi... Nuranım Nura, Nuranım Nura. Ben de neden hep mutfak işi yaparken bu Nuranım Nura'yı söylediğimi anlayabilmiş değilim. Oo, ama şimdi kardeşim... Bu bulaşıklıkta böyle beklemiş şeyleri de biz dizeceksek olmaz kardeşim, ekstra para alırım ben yani o zaman. Akşama babacığım unutma para getir derim hanıma he. Yani ne diyeyim, 30-40 hadi 50 düz hesap, 50 lirayı isterim kardeşim. Sen hem arıza adamı evde tek başına bırakacaksın, masaj yaptırmaya gideceksin he. Ondan sonra geleceksin, arızadan bulaşıkları halletmiş olacak. Bulaşıklıklardan da yenileri, eskileri çıkarıp istiflemiş olacak. Ondan sonra da bedavaya geceye devam edeceksin. Yok öyle bir dünya.
Şimdi dostlar gelin bir yandan kirlileri bu sefer bulaşık makinesine koyarken bir yandan da ay yoruldum. Ay sizlerle söyleşmeye devam edelim. Gelin sizi şurada da düzgün bir yere koyalım. Siz orada dura koyun. Nasıl olsa biliyorsunuz ne diyeceğimi. Ben biraz sonra size koyacağım. Ama orası güzel olmuyor ya. Hadi gelin gene dolabın içine ya. Sizin de yeriniz şu dolabın içinden bir mevki daha yükselemedi be. Hala bak bu kadar koca adam oldunuz. Hepiniz koskoca adam oldunuz. 8 yaşından beri beni izleyip de sonradan şimdi gelip beni bulan sevenlerim. Hepinizi görüyorum. Ya bir koca adam oldunuz da bir baltaya sap olamadınız. Hala dolabın içindeki alçak seviyelerde geziniyorsunuz ya. Allah, hadi bakalım görev. Görev başa gelince yolcu yolunda gerek hesabı, görevi de yapacaksın. Şimdi kirlileri buraya dolduruyoruz. Laf aramızda, akşamdan iki duble rakı öldürdüm de bu da onun cesedi oluyor. Yani böyle dertli, sıkıntılı, zamlı vergili bir hayatta yaşadığımız için biz de ne yapıyoruz? İmalatımızı ona göre yaparak gerekli takviyeleri bu hayattan alımının peşinde gidiyoruz yani. Allah, yumurta kırığını da şöyle atalım. Hadi bakalım, çok güzel bir günlük sohbet oluyor. Hem size hamaratlık gösteriyorum ve gösterirken tabii ki hamaratlık aşılıyorum. Yani sorumsuz bir erkek olmayın diye bakın burada. Nelerle uğraşıyorum. Sizin için burada temizlik işine bile girdik yani. Şimdi bunları da böyle yaptıktan sonra huzur içinde tabii ki güne devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne yapacağız? Hemen yeni bir tane sütlü leş kafemizi koyacağız. Ondan sonra Nihat Genç gibi ver yansın hayat. Ver yansın hayat ammenden kodumunun yerinde. Bakın kirli. Bunlar kirli tabaklar. Bak yalanım yoktur ha. Bu akşam bu sefer Allah'tan bir engel olmazsa yine bir rahatsızlık, bir sinir hali olmazsa kardeşim herkesin, kendimin, ailemin, bütün eski ve yeni sevdiklerimin hayrına ve bütünün hayrına, kozmosun hayrına güzel bir canlı yayın yapacağız. Tamam mı? Facebook profilimde bu sefer olacak. Merak etmeyin. İyiyim çünkü. Herkesi seviyorum. Geçmişimde ve şimdimde yer almış ve yer almaya devam eden ve gelecekte hayatıma temas edecek olan herkesi seviyorum. Kimseyle bir problemim yok. Damarıma basılmadıktan sonra, hayatıma veya kişilik haklarıma saldırılmadıktan sonra kimseyle hiçbir derdim yok dostlarım. Şimdi genel kirlileri aldık. O yüzden yani güzel bir canlı yayın olacak. Bulaşık makinesini kapadık. Ne yapsak? Bunları da yerine yerleştirsek mi ya? Baksana kardeşim, bir ton da burada var. Bulaşıklıkta da bir şeyler istiflenmiş. Olmadı, bunları da yerleştirelim de iyilik katkı olsun ya. Yani katkıdan işliyoruz biz. Akses bazcı dostlarım, LLP'ci dostlarım genelde bu tabiri kullanırlar. Katkıdan işleyen insanlarız. Biz katkıdan işleyen insanlarız kardeşim. Tamam, o zaman hadi bakalım katkıdan işlemeye devam edelim. Bulaşıklıkta birikmiş olan bazı tabak çanakları da yerlerine koyalım. Ondan sonracığıma efendim ne yapalım? Güne akmaya devam edelim yani. Bak bardak çıktı, oldu mu şimdi? Olmadı. Sizde hayat nasıl gidiyor dostlarım? Sizler de biraz anlatın be. Bak yeni ayaklandık zaten. Adamın da siniriyle oynamayın. Aşağıdayım diye de bana laf atmayın. Şu an aşağıdayım, evet. Ne olmuş? Aşağıdayım, evet, evet. Ne olmuş? Aşağıdayız da şeyimizin keyfini aşağıda değiliz kardeşim. Bir de yine bu olaylarla ilgili, bu dizmeyle, düzeltmeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bilhassa kadın dostlarımız, bayan dostlarımızın vazgeçilmez bir alışkanlığı, takıntısıdır. Kardeşim, biten
plastik yoğurt kabı olsun, bilmem ne olsun. Veya kese yoğurdu kabı, daha böyle plastik, biraz daha taşaklı kaplar da oluyor biliyorsunuz. Onları atın gitsin kardeşim ya. Böyle bak gördüm şimdi bir tane geçenlerde aldığımız bir yoğurdun plastik kabını benim hanım, eşim böyle bir yere koymuş. Biriktiriyor hesabı. Ya bunlar işe yaramaz kardeşim. Vallahi yaramaz. Bak aha bir tanesini buldum, al al. Bak bunu almış, tertemiz yıkamış. Bu plastik Allah her yerim ıslandı. Aynı zamanda ıslakmış. Yani bunları biriktirmeyin, ne geçecek elinize ya. Görmüyor musunuz yeni eğitmenler, yaşam koçları eski kalıntılarınızdan, takıntılarınızdan, kirinizden, pasınızdan kurtulun diye nelerle uğraşıyorlar be. Yani ne uğraşlar veriyorlar. Sen şimdi geliyorsun burada eski yoğurt kabını biriktiriyorsun. Öbür gün başka bir kap oluyor, kavanoz oluyor, atmıyorsun. Bak şimdi hatta şu an sizin kamera, siz burada bir tane boş bir kavanoz, temizlenmiş bir kavanozun üstündesiniz. Yani bunlardan bir şey olmaz kardeşim. Hani diyorlar ya, sana bir şey kazandırmıyorsa bırak gitsin. Onu da affet, kendini de affet, özgür ol. Böylece ruhani özgürlüğe kavuş. E işte bunu diyorsan kardeşim, atıkları da atacaksın ya. Göndereceksin. Nasıl olsa sokağa at. Git o ambalaj mambalajların atıldığı, geri dönüşüm amaçlı kutulara at. Belediye gelsin onları alsın. Bir şeye bir hayra yarasın. Yani böyle takılmakta fayda var diye düşünüyorum. Sizi de ihmal ettiğimi farkındayım da. Bu arada bir sürü işi aradan çıkardık kardeşim. Akşama gelip sorarsa hanım, yani biz de ona diyecek bir şeye sahip olalım değil mi? 50 lira isteyeceğim kardeşim, 50 lira. Havadan gelen 20 dakikalık bir çalışmayla gelen 50 lira tatlı değil mi kardeşim? Baldız baldan tatlıdır derler. Bu hepsinden tatlı. Şimdi bilmiyorum, sohbete mutfağımızda devam ediyoruz ama belki buradan sonra sohbete şeyini şey etmeye de gidebiliriz yani odamızda, yani makamımızda. Bak bak gene bir tane plastik kapı. Ya söyleyeceğim bunları atsın hanım. Gelin bir de su ısıtalım, ondan sonra akmaya devam ederiz. Tuğra! Ah, su varmış, bir kahvelik daha kurtarırız. Hadi bakalım. Oh, ateşi yaktık. Ateşi harla. Öyle durma bakma. Ateşi harla. Öyle durma bakma. Bana bulaşma. Bakın. Şöyle Bornova manzarası birlikte şu güzel bulutlara bakalım dostlarım. Şu güzelliğe bak ya, bak. Ben de bulutlara hastayım ya. Bakar mısın ya? Bak ya. Ben bu bulutlara hastayım. Bakın. Bak şuraya bak mesela. Bak ne güzel. Orada biraz fonda gökyüzü kendini gösteriyor. Daha önde beyaz bulutlar. Kalın bulutlar. Orada dağ manzaraları. Şu güzelliğe bak ya. Vallahi onu diyeceğim. 8. katta ikamet etmenin güzelliklerinden bunlar. Vallahi dostlarım. Harika bir şey. Yani bana sorarsanız, hani bir tane villada veya bir zemin katta, bahçesi olan, çim olan bir zemin katta mı yaşamak isterdin, yoksa yani üst katlardan şehri yukarıdan gören bir katta mı yaşamak isterdin deseler, aynen ben hakkımı üst katlardan yana kullanırım. Aynen, yani çok güzel bir şey ya. Vallahi. Bugünlük sohbet işte böyle kısa türünden olsun. Şöyle geze geze evin içinde takılalım. Ha, suyumuz da ısınıyor. Aa, ben sizinle bardağı almak için gitmiştim gerçi içeriye. Dur. Hadi bardağı alıp gelelim, ondan sonra herkes kendi yoluna. Bardağımızı da aldık. Herkes kendi yoluna, tak sepeti koluna. Dur. Nescafe'mi getiriyorum. Bir de size şu öneriyi ve önemli bilgiyi mutlaka vereyim. Gerçi hepiniz benden 10 kat araştırmacısınız. Siz yeni gençler özellikle ve benim seven kitlem. Kesinlikle şu zaten zararlı. Granül içecek olduğu için. Bunu içerken bari sütlü gerçek süt koyun. Çünkü benim eşim
Nedense gerçek sütle sevmiyor bunu. Bunu gerçek sütle sevmiyor. Özellikle süt tozuyla böyle yarıya kadar bardağın doldurup öyle içmeyi seviyor. E oldu mu şimdi? Olmadı tabii. Yani en zararlı şey, en zararlı gerçek süt tozu bile olduğunu artık kimse düşünmüyor çünkü bu sentetik tozların. Yani bunu kullanmakla tamamen sağlığınızı tehdit etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Nerede lan bizim şeker? Hayda! Hayda! Şeker yok. Hayda! Yanında mı götürdü? Allah! Tatlandırıcıyı yanında mı götürdü? Siz bekleye koyun, ben geliyorum size koymaya. İşin sıkıntılı tarafı şurada. Şimdi o dul karili almış, bizim eski komşu dul kendisi karil. Onu almış kardeşim, gitmiş gittiği yere. Kısa gitti ya, öyle izin vermiyorum lan öyle 2-3 saat kaybolmasına. Biz de erkeğiz kardeşim. Arızayız, manyağız, çatlağız, bilge çocuğuz ama erkeğiz yani. Da şimdi şeker deposunu nereye koyduğunu bulamıyorum. Oradan bir sıkıntı yaratmam mümkün. Şimdi... Görüyor musunuz nelerle uğraştım? Buradayım, buradayım. Abi şekeri bulamadık. Bakayım. Allah Allah. Şeker neredesin? Şekeri bulduk. Hadi o zaman birlikte hamarat bir mimar, designer, arıza adam olarak şekeri de esas haznesine şuradan koyalım. Bir katkımız daha olsun. Ondan sonra da bu mutfaktan siye olup kendi makamımıza akalım kardeşim. Nereye kadar? Yani arızayı da ev işlerinde çalıştırmak bir yere kadar. Arada böyle hani ağzına bal süreceksin parmakla. Karının yani eşinin ağzına parmakla biraz balı süreceksin. Ondan sonra bir süre daha kendi cumhuriyetine ilan ederek hayatına devam etmeye devam edeceksin. Devam etmeye devam edeceksin. Bir yandan iş güç yapıyorum ya şu an, ondan böyle oldu. Yoksa ben kelimeleri asla şaşırmam. Ve şaşırdığım kelimeyi anında, o dakika yerinde püt diye yere tükürürüm. Yani şekerimizi de koyalım. Şöyle biraz 1,5 tatlı kaşığı şekerli. Birazcık torpilli olsun. Dün şeye üzüldüm ya. Sevgili dostlarım. Mucize doktoru işte rahatsızlığımın 3. günü ve çok böyle elim ayağım iyi olmadığı için, pek de tutmadığı için kaçırdım. Mucize doktoru kaçırdım. Çok güzel bir dizi. Bugün belki onunla önce bir tekrarını eşimle beraber alıp ondan sonra akşamın Cuma gece yarısı filmine geçmeyi düşünüyorum. Ha düşünüyorum diyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü kendisine bugün verdiğim bu hizmetten dolayı, ev hizmetinden dolayı düşünme hakkı tanımıyorum. Ne açıyorsam onu izleyecek. O da. Yani ne açıyorsam onu izleyecek kardeşim. Yani bir erkek, hele bir de arıza adamsa, hele bir de designer, mimarsa yani verdiği bir hizmetin karşılığını sonuna kadar alır. 50 liramı da isteyeceğim ya gelince. Yalanım varsa önünüzü göreyim de kimseye video çekemeyeyim. Hadi akşam inşallah Facebook profilimde, yani www.facebook.com/dalmanomer isimli profilimde canlı yayınımı sizleri de bekliyorum. Görüşmek üzere efendim. Öpücükler gıgıdan gıgıdan. Herkese mis gibi bir cuma akşamı, sonrasında da mis gibi bir hafta sonu diliyorum.